Resmi adıyla İran İslam Cumhuriyeti. Ülkemize komşu olan ve Farsça konuşulan bir devlet. Binlerce yıl geriye uzanan bir tarihleri var ve mevcut yapısıyla dünyanın en köklü uygarlıklarından biridir. Tarih boyunca İranlı halklar, merkezi konumları nedeniyle büyük stratejik güçlere sahip oldular. Bugün de İran, sahip olduğu askeri teknolojisi ve ürettikleri petrolle Batı tarafından potansiyel bir tehlike olarak görülmektedir. Bu ülkeyi tam anlamıyla bir zıtlıklar ülkesi olarak tanımlasak herhalde yanlış olmaz. Öyle ki orayı ziyaret etmeyi düşünüyorsanız kendinize hem çok rahat hem de kısıtlamaların içinde boğuluyor gibi hissedebilirsiniz. Bundan 40 yıl önce ülkede yaşanan İslam devrimiyle İran bir takım yeni yasaları yürürlüğe koymuş ve bütün dünya ile arasına keskin bir çizgi çekmiştir. Bundan dolayı da İran vatandaşları yeni bir yaşam düzenine başlangıç yapmıştır. İran nüfusunun çok önemli bölümünü Azerbaycan Türkleri oluşturmaktadır. Buradan tahmin edebileceğiniz üzere Türkçe de gayet yaygın olarak konuşulmakta. Yani bir Türk olarak İran'ı ziyarette bulunacaksanız iletişim anlamında büyük sıkıntılar yaşamayacaksınızdır. İslam devriminin getirdiği bir takım düzenlemelerden bahsedecek olursak, öncelikle gündelik hayattan birkaç örnekle başlayabiliriz. Bu ülkede toplu taşıma araçlarına kadınlar önden, erkeklerse arkadan binmekte. Bunun yanı sıra kadınlar, medeni yaşamın pek çok haklarından mahrum bırakılmaktalar. Kanunen evlilik yaşı 13 olup, aile izniyle dini yollardan daha erken yaşlarda bile evlenebiliyorsunuz. Çok eşlilik serbest olup en fazla 4 eşe sahip olabiliyorsunuz. Eğer tam tersi olarak boşanmak istiyorsanız ve çocuğunuz varsa, çocuğun velayeti doğrudan erkeğe verilmekte. Kaldı ki bir kadın olarak boşanmak oldukça zor. Çünkü kocanızın 4'ten az eşi varsa mahkeme sizi boşamak istemiyor. Boşanmayı başarabilseniz bile toplumda ağır baskılara maruz kalıyorsunuz. Boşanmak bir yana, orada bir kadınsanız kocanızın izni olmadan ülkeden ayrılamıyorsunuz. Ya da başarılı bir öğrenci bile olsanız, üniversitede istediğiniz bölümü okuyamayabiliyorsunuz. Çünkü kontenjanların çoğu erkeklere yönelik açılıyor. Daha buna benzer pek çok kısıtlama var. Maalesef ki oradaki kadınların İran'daki en büyük şanssızlığı kadın olarak dünyaya gelmiş olmalarıdır. Çünkü şeriata uygun yaşamak zorundalar ve epey bir kısıtlamaya maruz kalıyorlar. Öte yandan ülkede içkinin de kesinlikle yasak olduğunu ve cezasının idama kadar gidebileceğini söylemek mümkün. Bu ülkede alkol almak istiyorsanız hem çok güçlü bağlantılarınızın olması hem de çok zengin olmanız gerekiyor. Ödeyeceğiniz çok yüksek tutarlarla kara borsadan içki edinebiliyorsunuz. İçkiye bağlı olarak ilişkilendirebileceğiniz kumar da bu ülkenin kesin yasaklarından biridir. Kumarın hiçbir türlüsüne bu ülkede müsaade edilmiyor. Tabii kumara sempati duyan insanlar yine bu işi de merdiven altı diye tabir edilen buluşma noktalarında buluşup organize edebiliyorlar. Bu ülkede eşcinsellik de kesinlikle yasak. Hatta bekarsanız ve bir kadınla flört etmek istiyorsanız onu da yapmanız mümkün değil. Eğer bu iki yasaktan herhangi birini delerseniz, yüksek kırbaç cezaları alabilirsiniz. Ülkede internet hizmetinde de ciddi boyutlarda sansürler bulunuyor. Sosyal medya olarak tabir edilen ve çok sık kullanılan sitelere bu ülkede çoğunlukla erişim sağlanamıyor. Baktığınızda tüm otellerde internet var ama gerçekten çok yavaş. Yeterli altyapı tabii ki de var. Fakat devlet politikası gereği internet kasıtlı olarak yavaşlatılıyor. Zira insanların yabancı filmler veya müziklerle ahlaklarının bozulacağı düşüncesindeler. Dolayısıyla oraya giderseniz Facebook, Twitter ve YouTube gibi sitelerde vakit geçirmeyi aklınızdan çıkarın. Yine de İran'a yalnızca kısa bir süreliğine gidecekseniz konaklayacağınız otelde dışarıya göre nispeten daha rahat hissedebilirsiniz. Rejimin getirdiği tüm baskılara rağmen İran halkı günümüzde çok sıcakkanlı ve misafirperver olarak bilinmekte. Eğer otel yerine yerel halkın evlerinde kalmayı tercih ederseniz, İran'da madalyonun diğer yüzünü görebilme şansınız da olacaktır. Çünkü gündüz baskı ve yasaklarla dolu olan ve olabildiğince sakin geçen İran hayatı, geceleri yasakların delindiği, eğlencenin tavan yaptığı bambaşka bir atmosferi sizlere sunuyor.
Ancak gizlilik illegal hayatın en önemli unsuru olduğundan dolayı vakit geçireceğiniz insanların güvenini muhakkak kazanmanız gerekiyor. Eğer bu partilerde polis baskını yerseniz, ceza almamanız karşılığında ceplerine oldukça büyük miktarlarda para sıkıştırmanız gerekecektir. İran'ın tüm kısıtlamalara rağmen sosyokültürel alanda çok güçlü olduğunu ve sinema, tiyatro gibi alanlarda iyi işler çıkarttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta sanatın bu dallarında kadın ve erkekler aynı sahnede rol alabiliyorlar. Ancak karşı cinslerin fiziki teması ve siyaset, din gibi konuların işlenmesi kesinlikle yasak. Tıpkı Suudi Arabistan'da olduğu gibi İran İslam Devleti'nde İslam'dan çıkmak kesinlikle kabul görmüyor. Bir insan sonradan İslam'a geçebilir ancak İslam'dan kesinlikle çıkamaz. İslam'dan çıkabilmenin tek yoluysa yurt dışına gidip din değiştirmekten geçiyor. İran hükümeti, takındığı siyasi politikalardan dolayı uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri gibi güçlü devletler tarafından yaptırımlara tabi tutuluyor. Eğer kredi kartıyla alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, Mastercard gibi uluslararası altyapı sistemleri İran'da kapalı olduğundan alışveriş yapamayacaksınız. O nedenle alışverişlerinizi nakit olarak yapmak zorundasınız. Yani oraya kredi kartınızı götürmenizin hiçbir anlamı yok. Bu ülkede turist olarak bile bulunsanız, rejimin baskısını iliklerinizde sonuna kadar hissedeceğinizden emin olabilirsiniz. Öyle ki sevgilinizle el ele yürümek bile sorun teşkil edebilir. Hatta turist bile olsanız ve eğer kadınsanız başınızı örtmeniz ve boyun kısmınızı kapatmanız gerekiyor. Erkekseniz şort giyemiyorsunuz. Caddelerde her 80 kişiden birinin sivil polis olduğu söyleniyor. Bundan dolayı toplum içerisinde insanlar başlarını belaya sokmamak için kuralları asla çiğnemiyorlar. Yani nasıl bir ülke kültüründen gelirseniz gelin, İran'a geliyorsanız bu ülkenin kurallarına kati suretle uymanız gerekiyor. Bir gezginseniz, gittiğiniz ülkelerin şehirlerinde video çekmeyi, anı ölümsüzleştirmeyi seviyorsanız, İran'da o konuda da dikkatli olmanız gerekiyor. Polisi aniden ensenizde hissedebilir ve gözaltına alınabilirsiniz. Bunun nedeni ise İran'ın dışarıya büyük oranda kapalı bir devlet olmasından kaynaklanmakta. Çünkü ülkelerine gelen turistleri ajan olma ihtimaliyle değerlendiriyorlar. Özellikle Avrupalı insanlardan çok daha fazla şüpheleniyorlar. Kısıtlamaların ötesinde bu ülkenin en önemli problemlerinden birisi de madde bağımlılığı oranının çok ciddi boyutlarda olmasıdır. İşin daha da ürkütücü yanı ise sadece tüketen bir toplum değil, aynı zamanda üretim alanında da dünyada başı çeken ülkelerden biridir. Uyuşturucu tarzı bir maddeyle yakalanırsanız cezanız net bir şekilde idamdır. İran'da uyuşturucu bulundurmaktan idam edilenlerin sayısı özellikle son yıllarda oldukça fazladır. İran'ın başkenti Tahran ve bu şehirde pek çok farklı lezzeti tadabilirsiniz. Yemekler genellikle Fars, Arap ve Türk mutfağından esinlenerek ortaya çıkarılmış. Mutfağın temel malzemeleri genellikle kuzu eti, pirinç ve çeşitli baharatlardan oluşuyor. Ayrıca hamurlu tatlıları, kebapları da bir hayli çok seviyorlar. Çarşılarıyla alakalıysa İran halısı ziyadesiyle meşhurdur ve bu alanda kendilerini oldukça geliştirmişler. Tüm kısıtlamalara rağmen İran'ı ziyaret etmek ve ülkenin dokusunu gözlerinizle seyretmek istiyorsanız en azından vize konusunda içiniz rahat olacaktır. Çünkü İran son 2 yıldır Türkiye'den vize istemiyor. Rejimin katı tutumu dışarıdan gelecek olan insanları ürkütse de İran'da cana yakın yüzlerce dost ve çevre edinebilirsiniz. Zira Türkleri çok seviyorlar. Videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hoşça kalın.